Daha ağzını açıyor kadın. Sana bir şey diyecek. Direkt parlıyorsun kadın. Direkt yapım daha bu. Ağzını açıyor, direkt parlıyorsun. Yapım bu benim ya. Kadın orada o kadar çok güzel şey. Diyor ki ailesi bir şey demedi. Ya sen daha kendi annene bu şekilde davranırken benim ailem eğer öyle bir şey söyleseydi en ufak bir hareketine neler olurdu bilmiyorum. İyi ki de girmemişler bu konuya. Benimle zerre alakası yok. Annen git kendileri söylüyor. Biz önceden beri sana bunu söylüyoruz diyor. Kıyafet konusuna giriyor. Orada annem bile kendi diyor ki şu an söylediğin şeyler cahilce düşünmeden söylüyorsun diyor. Ben de senin bu huyunu biliyorum. Düşünmeden konuştuğun huyun aynen öyle. Ama yine yargısızım fazla. Tamam, bunu kapatalım artık burada. Ya gel sen... Kapıyı kapat. Bu kadar da değilim ama. Değil mi? Bugün yaptığın bunun gibi bir şeydi. Bugün sen onu yaptıysan yani bugün bunu da yapabilirsin yani. Yani sebepsiz yere ayrılıklar işte bu yüzden oluyor. Daha sonra pişmanlık olan ayrılıklar bu yüzden oluyor. Ben o pişmanlığı en başta yaşamak istemiyorum. Ben ne senin annenleri gaza getiririm, ne kendi ailemi gaza getiririm. Ben yeri gelir senin yanlışlarını onların karşısında bile savunurum. Ben sana bunları söylerken sen bugün bana yaptığın hareket beni arkadaşlarımın içine rencide etti. Umurumda mı? Değil. Ama yapmasaydın gözümde... Tamam sus artık yeter ya sus tamam. Ben her zaman söylüyorum. Senin doğrun da olsa yanlış da olsa ben senin yanındayım. Yeri gelir senin ailene karşı korurum. Yeri gelir kendi aileme karşı seni korurum. Herkesin yeri farklı. Ama daha sonra eğer haksızsan sana haksızsın derim unutma. Ve şu an baş başayız. Sana söylüyorum bu konuda haksızsın. Ne annene o tarz bir tavır sergilemen gerekiyordu ne de bana. Ama bu olay sayesinde senden bir kelime duydum. Onu bir daha söyle bakayım. Evet. Ne duydun ki? Nerede? Seni seviyorum. Yok artık. Burası hadi gibi oldu. Yok. Gidelim. Sen yeter ki